Yatak odasına çiçek konur mu sizce? Çoğunuz konmaz diyecek. Çünkü bize böyle öğretildi biliyor musunuz? 1960'lı yıllarda bir fen bilgisi öğretmeni işte çiçekler fotosentez yaparlar, geceleri karbondioksit çıkartırlar. O zaman yatak odasına koymayın. Çünkü odanın havasında gereğinden fazla karbondioksit olur diye düşünmüş, varsaymış. Ama bugün biliyoruz ki artık bugünün bilmiyle bu bilgi hiç de doğru değil. Bilakis, bilakis diyorum çünkü yatak odalarında ne kadar çok bitki olursa yatak odalarının hava kalitesi o kadar artıyor. Düşünebiliyor musunuz yatak odasını? Kapısı kapalı, penceresi kapalı ve içinde uyuyan bizler en az 8 saat Aynı havayı soluyup duruyoruz. Bir de maalesef evlerimizde gardıroplar, yüklükler, o bir sürü toz tutan eşyalarla beraber o odada aynı havayı soluyup duruyoruz. Oysa bitkiler e, odanın hava kalitesini değiştiren, düzelten canlılardır. Gerçekten süs bitkilerini eğer sadece evinize bir dekoratif, e, renklendirici bir Biblo gibi düşünüyorsanız büyük yanılgı içindesiniz çünkü e, süs bitkileri evin havasını temizleyen, bakın temizlik diyorum çünkü siz evin her yerini temizlerken çoğu zaman havasını kirletirsiniz. İşte onu da bitkiler temizlerler. O bakımdan doğru olan şudur: yatak odalarına bol bol çiçek koyun. Hiç korkmayın, onların geceleri çıkardığı karbondioksit miktarı ölçülebilir olmaktan bile çok azdır. Hem hep şunu söylerim ben. Eğer o bilgi doğru olsaydı, yani yatak odalarına çiçek konulduğunda siz zarar görmüş olsaydınız, düşünebiliyor musunuz? Rize'nin orman köylerini. Her taraf orman. Orada uyuyan insanların sabaha çıkmaması lazımdı. Oysa oysaki ormanda uyumak son derece sağlıklı ve son derece güzeldir. O yüzden Yatak odanıza ne kadar çok çiçek koyarsanız koyun bu sizin sağlığınıza olumlu olarak dönecektir. Hiç korkmayın. Çiçekten korkulmaz. Ortamı çiçek doldurun, doldurun alabildiğiniz kadar. Evinizin her tarafına. Özellikle de yatak odalarına istediğiniz kadar çiçek koyabilirsiniz. Çiçekler havayı zehirlemez, temizler.